Graves araştırmanın en son bir sağ araştırması yayınlandı. Buna göre Diyarbakır başta olmak üzere işte Urfa, Mardin, Van bu illerde AK Parti'nin özellikle ciddi bir oy kaybı yaşadığı gözleniyor. AK Parti'den giden oylar hani nereye mesela hangi partilere dağılıyor? AK Parti'ye giden oylar Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere DEVA, Gelecek partilerine dağılıyor. Bu zaten bu dört partinin şu an bölgedeki varlığı, ortaya çıkışı ve yükselişi biraz AK Parti'den kopan oyların dağılması üzerine kuruldu. Yani özellikle yoğunlaştığı bir parti var mı? Ya özellikle yoğunlaştığı bir yer yok. Yani bu oylar başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere DEVA, Gelecek partilerine akıyor ama başta DEVA ve CHP'ye gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEVA partilerine akıyor. Peki 2018'e göre %11 bir oy kaybı, bu neye tekabül ediyor? Ya bu oy, %11'lik oy kaybı AK Parti'nin oylarının %30'unu, kendi son seçimde aldığı oyların, bölgede aldığı oyların %30'unu kaybettiğini gösteriyor. Yani AK Parti'ye son seçimde oy vermiş her 100 kişiden 30'u, belki daha fazlası, çünkü AK Parti'nin bugün aldığı oyların bir kısmı yeni genç seçmenler de, yeni ilk defa oy kullanacak seçmenler de içerisinde olduğu için AK Parti bugün itibariyle 2018 seçimlerinde kendisine oy verdiği vermiş seçmenlerin yaklaşık olarak %35'inin oyunu kaybetmiş durumda. Bu da AK Parti'de ciddi bir düşüş gösteriyor. Oylarında ciddi bir düşüşün olduğunu gösteriyor. Bu oy kayıplarını yakın zamanda telafi etmesinin yollarında zor göründüğünü gösteriyor. Peki, CHP'nin oylarında ciddi bir artış var. Bu artış CHP'nin bölgedeki çalışmasıyla ne kadar ilintilidir? Ya da şöyle sorayım, AK Parti'den de CHP'ye ciddi bir oy gidiyor mu? Ya AK Parti'den CHP'ye bir oy gidiyor. Yani AK Parti'nin kaybettiği oyların birinci adresi CHP. Demokrasi ve Atılım Partisi değil. Demokrasi ve Atılım Partisi ile beraber en yüksek oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'den kopan oyların ilk adresi de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu CHP'deki oyların artışı bir yeni seçmenlerden CHP'ye bir akış var. İkincisi geçmiş seçimlerde oy kullanmayanlardan, yine AK Parti'ye geçmiş seçimlerde oy vermiş seçmenlerden. Bu oy artışının temel sebepleri çok farklı sebepler sıralanabilir. Ya buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin politika değişikliği, farklı seçmen kümeleriyle ilişki kurmaya çalışması, AK Parti ile HDP arasındaki gerilimin artması, AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile beraber kimlik baskısını, kimlik Kürt kimliğine, Kürt meselesine yaklaşımının sertleşmesi gibi noktalar eklemlenebilir. Ama buradaki önemli nedenlerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin genel toplamı içerisindeki güçlü iktidar alternatifi olarak görünmesi de yatıyor. Peki, araştırmanıza göre Hüdapar'ın durumu nedir bölgedeki oylar açısından? Ya Hüdapar'ın bölgede oylarında ciddi bir düşüş ya da yükseliş yok. Mesele zaten Hüdapar 2015 7 Haziran seçimlerinden bu yana bölgede çok bir siyasi parti olarak çok varlık göstermiyor. Seçimlere katılma konusunda da çok istekli değil. 16 Nisan 2017 referandumunda evet kampanyasını desteklemişti. 2015 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'yi desteklemişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kendi adaylarını ve partisiyle girmekle beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade etmişti. Son yerel seçimlerde de yine AK Parti'ye bir destek çağrısında bulunmuştu. Şimdi bu bütün durumlar Hüdapar seçmeninin aslında AK Parti içerisinde kendisini daha çok gösterdiğini gösteriyor. Bu yüzden Hüdapar oylarında bir düşüş görünüyor. Ama bu düşüş bir oy kaybından ziyade AK Parti ile görünmeyi gösteriyor bize. MHP'nin oylarında da ciddi bir düşüş var. Ya MHP oylarında çok ciddi bir düşüş ya da yükseliş diye tabir edebileceğimiz bir durum yok. Oylarının yarısını kaybetmiş gibi görünüyor ama zaten aldığı oy çok yüksek değil ve aldığı oyların önemli bir kısmı Urfa'daki Arap seçmenler, Urfa ve Mardin'deki Arap seçmenler. Buradaki oy kaybı da yaklaşık 2 puanlık bir oy kaybı var. Bu oy kaybı da diğer siyasi partilere dağılmış durumda. Yani.
HDP'ye gelelim. HDP oylarını koruyor. Halbuki AK Parti'den oy kaybı varsa bu HDP'ye niye yansımıyor? Şöyle, şimdi artık bölgede siyaseti domine eden iki güç eskiden HDP ile AK Parti'ydi ama artık böyle değil. Şimdi yeni siyasi partiler varlık göstermeye başladı. Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi, Cumhuriyet Halk Partisi görünür olmaya başladı. Bu da AK Parti'den kopan oyların sadece HDP'ye gitmesini, HDP'den kopan oyların da AK Parti'ye kaymasını artık engelliyor. Başka alternatifler var. Bunun dışında da HDP aslında oylarını koruması bir yandan başarı olarak da görülebilir. Öte taraftan da bir ciddi iktidar alternatifi olma umudu yok yani HDP'nin bugünkü koşullarda. O sebeple seçmenleri biraz inadına aslında HDP'de duruyor. Bu da bir siyasi partinin çok fazla büyümesi için yeterli olmuyor. Öte taraftan da HDP'nin bu son dönemde barajın düşmesiyle beraber, barajın %7'ye düşmesiyle beraber kendisine baraj kaygısıyla oy veren stratejik seçmenin de bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. İyi Parti ve Saadet oyları sanki... Yani o çok orada ciddi bir değişim yok yani. Hani bu iki partinin bölgede zaten çok ciddi bir varlığı, ağırlığı yoktu. Şimdi küçük kıpırdanmalar olabilir ama bu bir ciddi eleştiriye ya da işte analize doğrusu muhtaç değil yani. Peki 2023 seçimlerinin Haziran'a aslında bir yıldan az bir zaman kaldı ve artık bir seçim atmosferine girildi. AK Parti'deki bu oy kaybı artarak sürer mi? Bir çözülmeye işaret ediyor mu? Yani bir çözülmeyi gösteriyor ama bu böyle devam eder mi? Bilemiyorum doğrusu. Yani bu AK Parti'nin izleyeceği politikalara bağlı. Biz kamuoyu araştırmacıları nihayetinde bugünün fotoğrafını çekiyoruz. Yarın başka bir fotoğraf çekebiliriz. Bölgede başka bir tablo ortaya çıkabilir ve başka bir tabloyu ortaya koyabiliriz. Ama siyaset iradi bir iş. Yani siyaset rakamları değiştirmeye muktedir bir alan. Eğer AK Parti yanlışlarını görüyorsa ve başka adımlar atacaksa, Kürt meselesinde olabilir, MHP'li olan ittifakında olabilir ya da kaybettiği seçmeni toplamak üzerine olabilir ya da ekonomik refahı arttırmak üzerine olabilir. Bu tür konuların her biri olabilir. Bu oyları durdurabilir ama bugünkü tabloda gördüğümüz AK Parti'nin buna dair bir niyetinin de pek olmadı. Bu niyetinin olmaması durumunda da AK Parti oylarındaki kaybındaki artış artabilir ama bir nevi çözülmede sınıra da gelmiş olabiliriz. Bunu zaman içinde göreceğiz. Ya şöyle, ya Kürt meselesi zaten ortada duruyor. Yani Kürt meselesi, yani kimlik bütün oy verme davranışlarının Türkiye'de özellikle en belirleyici etkenlerinden birisi. Ama tek başına kimlik ya da tek başına ekonomi vesaire bir oy verme davranışını etkilemiyor. Yani bunların hepsi beraber bir şeyi etkiliyor. Yani örneğin ekonomik refah hali ortadan kalkıyor. İnsanlar Kürt meselesinde AK Parti'nin güvenlikçi politikalarını, yanlış politikalarını daha görünür şekilde görmüş oluyorlar. Ya da örneğin ekonomik refah hali Kürt kimliğine dair baskıları vesaire daha görünmez kılabiliyor. Ya da bir başka şekilde işte Kürt meselesine dair bazı atılan adımlar ekonomideki bozukluğu vesaire bir tarafa atıp başka bir siyasal pozisyona yönelmenize sebebiyet verebiliyor. Yani bunlar komplike meseleler. Ama bölgede muhafazakarlığı baskın olan Kürt seçmenler var, Kürt kimliği baskın olan Kürt seçmenler var. Daha çok ekonomi eksenli oy veren Kürt seçmenler var. Ama en nihayetinde bu baskınlıklarını gösteriyor. Bu herhangi bir şeyden vazgeçtiklerini göstermiyor. Yani Kürt kimliği baskın olup Kürt kimliği üzerinden oy veren seçmenler için muhakkak muhafazakar kimlikleri kıymetsizdir anlamına gelmiyor ya da ekonomi onlar için önemli değildir anlamına gelmiyor. Bunların her biri dönem içerisinde karar güçlerini farklı şekilde ortaya çıkarıyor. Yani bu karar gücü meselesi, yani seçime giderken oy verme davranışındaki karar gücünü o dönemin koşulları etkiliyor. Yani Kürt kimliğine dair bir saldırı görüyorsa seçmen bazen muhafazakarlığını biraz daha arka plana bırakıyor ya da ekonomiyi biraz daha geri plana bırakıyor. Kürt kimliği üzerinden vesaire düşünüp oy veriyor. Ya da işte muhafazakarlığına dönük
bir saldırı görüyorsa biraz daha Kürt meselesini geri plana çekip ya da işte ekonomiyi geri plana çekip bunun üzerinden oy veriyor. Ya da ekonomi çok iyi gittiği bir dönemde bu durumunu korumak üzerine biraz daha kimliklerini şey yapabiliyor. Ama bu bütün seçmen kümelerinde, yani Kürt seçmen bir homojen bir küme değil. Farklı oranlarda bir şey. Araştırma ve istatistik dediğimiz şey zaten bu yüzden var. Yani homojen ve yekpare görmemek için seçmeni. Peki bu araştırmanın sizce en önemli çıktısı nedir? Ya bu araştırmanın en önemli çıktısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölgedeki yükselişi, AK Parti'nin oy kaybı, HDP'nin aslında konuştuğumuz tablo, yani HDP'nin de oylarını korumasıdır yani. Çok böyle aklıma gelen çok daha çarpıcı bir durum yok.